Abdullah Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, iyi sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Büyük keyifti sizleri ziyaret etmek ve bu keyifli röportajı öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Beytullah Bey kimdir? Evet. Sektörle tanışması. Ben yüksek makine mühendisiyim. Sektörle 2004 yılında tanıştım. Şu anda ortağım olan Ali Bey vasıtasıyla tanıştım ve şu anda da gayet memnunum, iyi gidiyoruz. Evet, Ali Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Evet, Ali Bey, zaten şu anda fuar alanında kendisi de standımızda. Standınızda destekler, emekleri büyüktür kendisinin tabii de. Tabii ki, evet. Ne güzel, herkes sırt sırt omuz omuza vermiş, burada mücadele ediyor. Aynen, gayet. Evet, biraz şimdi firmadan bahsetmek istiyorum. Buranın kuruluş tarihi nedir? Verdiğiniz hizmetler neler? Biraz ürünlerimizi tanıyalım. Firmayı tanıtalım sizlerden. Buyurun. 2004 yılında Tuzla Deroorganize Sanayi'nde kurulduk. Şu anda da hala aynı yerimizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Servis, kiralama, satış, forklifte dair her şey, imalat da var. Son olarak da İmo markasını yurt dışından ithal etmeye başladık. Ve çok olumlu tepkiler aldık. Biz de bu yolda bütün dostlarımızın da bize destekleriyle devam ediyoruz. Peki yelpaze olarak forklift tek mi? Sadece forklift sloganımız. Forklifte dair her şey. Sadece forklift. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye forklift, evet. Evet. Zor bir iş. Yani kısmen. Yani yapılabilecek bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Yani bu bir gerçek, bunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Peki bu başarınızın sırrı ne? Çünkü sektörde ciddi bir istikrarınız var. Başarımızın sırrı aslında tamamen klasik bir kelime olacak belki. İnanmaktan geçiyor. Gerçekten de ekibimize inanıyoruz. Ortaklar olarak da hepimizin bir profesyonellik alanı var. İmalat alanında, servis alanında, teknik anlamda. Yani bir ekip oluşturduğumuz için ortaklar olarak da kurumsal hafızanın temelini oluşturuyoruz. Dolayısıyla başarıda inançla çalışmakla, ondan sonra doğru ürün, doğru müşteri, doğru hizmetle birlikte geliyor yani. Kaçınılmaz oluyor. Yani tabii ben şunu da hissettim. Röportajdan önce sohbet ettik. Seviyorsunuz da mesleğinizi. Tabii, bu da tabii. Çok önemli bir çizgi. Yani severek icra etmek. Yani zaten severek inşa ettiğinizde az önce dediğiniz gibi başarı da peşinden koşuyor yani. Ben şunu da hissettim röportajdan öncesinde. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Hem ortaklar olarak hem de ekipçe. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de severek yaptığımız için de sizden de daha önce konuştuğumuz üzere başarı da peşinden geliyor yani. Evet. Sizi severek yapınca. Her iş böyle. Zaten sevmediğiniz ve inanmadığınız bir işte de başarı gösteremezsiniz. Bu hangi iş olursa tabii olsun. Ki. Peki en çok merak ettiğimiz konu. Bu İmov marka hikayesini sizden biraz dinlemek istiyoruz. Nasıl oluştu? Ya aslında çok ilginç bir hikayesi var. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz 1,5 yıldır pandemiyle dünya olarak mücadele ediyoruz. Ciddi. 2 yıla oldu neredeyse. Evet. Bugün Kocaeli Darıca'da oturuyoruz sahilde. Baktık karşı taraf önceden pandeminin olmadığı zamanlarda Uludağ'ın etekleri görünmüyordu. Bir baktık yani ufuk tamamen berrak vaziyette görünüyor. Dedik biz bunu muhtemelen sera gazlarının atmosferden azalmasıyla bu oluşuyor diye. Dedik o zaman biz dizele hizmet veriyoruz. Dizel forkliflere hizmet veriyoruz. O da atmosfere daima zararlı gazlar salınım yapıyor. Bunu azaltacak bir ürün nasıl yapabiliriz diye araştırdık, baktık, konuştuk teknik ekibimizle, bunları bayağı bir kafa yorduk. En sonunda doğaya zarar vermeyen, hem asit ortamında elektrik olarak hem de egzoz emisyon gazı olarak zarar vermeyen bir ürün tasarlattık. Ve nihayetinde de İMOV'u Türkiye ile buluşturmayı başardık. Çok güzel bir hikayesi oluşmuş. Evet. En güzeli ne güzel, doğayı da düşünmüşsünüz. Hani mesela tabii ki. Sadece bir ticari amaç yok yani burada. Bu çok önemli. Bizim de çok hoşumuza gitti bu hikaye. Yani dediğim gibi yani o süreçte baktığımızda araçlar hareket etmiyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde atmosfere en az zarar vereceğimiz bir ortamda havanın berraklığı bizi yani çok etkiledi. Evet. Fuar nasıl geçiyor? Gerçekten fuarları da özlemişiz. Evet. Çok uzun dönemdir biz de gelemiyorduk, röportaj yapamıyorduk sizlerle. Siz de özlediniz mutlaka. Evet, biraz fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Nasıl geçiyor fuarınız? Ya, fuar şu anda gerçekten pandemiden sonraki ilk fuarlardan bir tanesi. Biz de müşterinin beklentisine uygun bir ürünle buraya geldiğimiz için gayet yoğun ilgi var. Çünkü az önce de söyledim, tek kaygımız ticari kaygılar değil. Aynı zamanda
atmosfer ya da dünyamız, çevremizle alakalı kaygılardan dolayı buraya geldik. Dolayısıyla insanlar da, müşteriler, firmalar çok yoğun ilgi gösteriyor ve biz bundan çok memnunuz. Evet. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman film şeridi gibi geçse sektördeki ilk günleriniz. Buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonraki hedeflerde ve projelerde neler olacak? Ya bizim bir sloganımız var. Biz diyoruz ki İMO için yeşil devrim diyoruz. Dolayısıyla hedefimiz de Türkiye'yi komple yeşillendirmek. Yani buradan neyi hedeflediğimizi az çok anlamışsınızdır. Evet. Daha sonraki projelerimizde de daha çevreci ürünlere yer vererek gerçekten ekolojik dengeyi en az şekilde bozacak bir endüstriyel faaliyet sergilemek. Ülke olarak çok ihtiyacımız var bizi bir yeşile. Yani ki, son dönemlerde yaşamımız özellikle yangın olayları ne kadar yeşile hasret olduğumuzu, yeşile, doğaya ne kadar sahip çıkmamız gerektiğini bize bir kez daha gösteriyor. Evet, çok ince çizgilerde yürüyorsunuz gerçekten. Benim çok hoşuma gitti bu düşünceleriniz. Tabii baktığımız zaman da ne hedef bitecek ne hayal. Beytullah Bey hiç bitmeyecek. Tabii ki, aynen. Zaten bu keşmekeş sürekli devam edecek. Zaten biterse biz de biteriz. Tabii ki. Biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür Son ederim. Son bir teşekkür mesajınızı alalım mı? Buradan misafirlerinize, sizleri ziyaret edenlere, herkese neler aktarmak istersiniz? Ben buradan bütün katılan değerli müşterilerimize, aynı zamanda bizim İMO markasına inanan bayilerimize, ekip çalışanlarımıza, teknik ekibimize buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özveriyle çalıştılar ve İMO markasını birlikte oluşturduk. Dolayısıyla onların sayesinde şu anda burada ülkemizin de ihtiyacı olan yeşil enerjiye dayalı bir ürün burada sunduk. Teşekkür ediyorum herkese. Evet, biz de herkesi buraya davet edelim. Hem bu yeşili görürler, hem de bir çay kahve içerler, bir tanışmış olurlar. Tabii ki memnun kalırız. Tabii, evet, çok memnun kalırız. Çok sağ olun. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çok büyük keyifti gerçekten. Başarılarınız her zaman için daim olsun. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın efendim, sağ olun.